farklı şehirlerdeki gönüllerimizle, önemli olan şu anda zaten iletişimde olduğumuz olan gönüllerle sıkı bir iletişimdeyim. Bu konuları daha güncel bir şekilde paylaşacağım. Bize genelge geldikten sonra sizinle birlikte oturup bu çalışmaları nasıl devam edeceğimizi konuşacağız. Sizden şu anda aslında en büyük ricam bir an önce bu gönüllüleri bulmanız. Yani müşahitlik yapabileceği insanların isim listesi ve Türk vatandaşı olan arkadaşlarımız. Burada kim destek olabileceğini bulmanız ve liste haline getirmeniz. Aynen öyle. Yani siz kendiniz biriktirin, listelerinizi hazırlayın. Sonradan ben sizinle, bizim koordinatörle iletişim ya da bağlantıyı kurduracağım. Orada devamlı çalışma, yani çalışmaların devamını getirecek. Evet. Efendim yurt dışından gelen oylar havaalanında Adalet Bakanlığı'na teslim ediliyor. Kanun bu. Evet. Yani Adalet Bakanlığı da AK Partisi'nin Adalet Bakanı olduğu için yani buradan giden oylara nasıl güvenip Adalet Bakanı'na verelim? İşte ona büyük ihtimalle eşlik edilmesi gerekecek. Uçak var mı? Evet. Onun o konu üzerine devam değerlendirmeler oluyor. Onlar kayboluyor. Peki ama. Evet. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Müsaade ederseniz o konuda bir açıklama yapayım. Evet. Buradaki oylar toplandığında her partide bir milletvekili eşliğinde Ankara'da ticaret odasının salonuna kadar götürülüyor. Orada işte odaya kilitleniyor. Büyük ihtimalle de partilerin hem anahtarları var, kilitleri var. Hem de kapılarına yönetici, nöbetçi bırakmaları gerekiyor. Yani ancak bu işin çaresi ve çözümü AK Parti'ye oylarımızı kaptırmamanın yolu bu olabilir. Buradan giderken milletvekilleri Türkiye'den geliyor, bir kargo uçağına her bölgeden toparlayıp götürüyorlar ve Ankara'da bir merkezden topluyorlar. Daha sonra da o yetkililer, milletvekilleri o küçük sandıktaki oyları YSK yetkililerine teslim ediyorlar. Tutanaklar. YSK bunlar zaten yani, başta. Şey, prosedür bu, onu anlatmaya çalışıyorum. Prosedür bu. Devletin prosedürü. Ama yiyorlar oyları. Oyları yiyorlar. Zaten bir şekilde iletişimler devam ediyor. Bu konu daha gelişecek çünkü genelge bekleniyor aslında. Detaylara girebilmek için. Ben burada samimi kimse çıktım ve genel bilgi göstermek için. Genel bilgi şöyle. Şu andaki burada Avrupa'da tek yapılabilecek şu an bugündeki yapılabilecek iş insanları bulmak, listeleri oluşturmak. Ondan sonra tabii ki bizim genel merkezle beraber iletişim devam edecek. Ve biz sizi yönlendireceğiz, destekleyeceğiz, gereken bilgileri aktaracağız. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz.